Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Sebastya'daki Kellah Gölü tamamen kurudu. Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran bölge merkezinde 5 yılda 500 toplu konut inşa edilmesi planlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu dijitalleştirme, siber güvenlik ve iletişim alanlarında bağlarını güçlendiriyor. Yunanistan, Türkiye'yi provokasyonlara son vermeye çağırdı. Suriye'de var olan durum. İstanbul'daki Ara Güler Müzesi'nin kapıları yeni bir sergi için tekrar açılıyor. Batı Ermenistan'daki Sebastya ilinin Ulaş bölgesindeki Kellah Gölü, yıllarca yağışların az olması ve tarımsal sulamanın düzensiz kullanımı nedeniyle tamamen kurumuş durumda. Tecer Dağı'ndan gelen pınarlar ve yağmurlar ile beslenen ünlü göl, son yıllarda devam eden kuraklıklar nedeniyle susuz kaldı. Bölgedeki tarlaların sulanmasında büyük rol oynayan gölün kuruması, bölgedeki tarımsal üretimi olumsuz şekilde etkilemiş durumda. Gölün kuruması sonucunda neredeyse 5 hektarlık bir alanı kaplayan bir tuz tabakası oluştu. Çevre koruma örgütlerine göre son 50 yılda Batı Ermenistan'da 35'ten fazla göl kurudu ve kayboldu. Armen Press'in haberine göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, kendi sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasında inşaat çalışmalarının videosunu yayınladı. Artsakh Cumhuriyeti'nin Askeran şehrinde inşaatı devam eden 3 yeni apartmanın daireleri bu yılın sonunda hizmete girecek. Askeran'da 3 yeni apartman inşa ediliyor. İnşaata Ağustos 2019'da başlandı. İnşaatı devam eden daire sayısı 38, işletme süresi ise Aralık 2020. Bölge merkezinde 5 yılda 500 toplu konutun inşa edilmesi planlanıyor. Devlet Başkanı Harutyunyan, konut inşaatı gelişmekte olan ülkemizin en önemli yönlerinden biridir. Program, başkentte, bölgesel merkezlerde ve kırsal topluluklarda ivme kazandı. Teşvik etmek için farklı devlet desteği araçları kullanılıyor ve bu sürekli olacaktır, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Sanayi Bakan Yardımcısı Gor Melikyan, Rusya Federasyonu Dijital Kalkınma, İletişim ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Alexey Volin ile 2 Eylül'de Yerevan'da bir araya geldi. Görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu işbirliği çerçevesinde dijitalleştirme, siber güvenlik, telekomünikasyon ve iletişim ile ilgili konular ele alındı. Taraflar belirtilen tüm yönlerde işbirliğini daha da derinleştirmeye hazır olduklarını ifade ettiler ve Avrasya Ekonomik İşbirliği içinde olası çok taraflı ve ikili işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundular. Toplantının sonunda bakanlıkların temsilcileri yakında çalışma düzeyinde görüşülecek olan bir dizi anlaşmaya vardılar. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Akdeniz'deki tehlikeli anlaşmazlığı tartışmak ve çözmek için Türkiye ile görüşmenin gerekli olduğunu, ancak bunun için Türklerin provokasyonları durdurması gerektiğini söyledi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki kavgacı retoriğine atıfta bulundu. Yunanistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerle ilgili birçok ateşli açıklamasından sadece birini seçeceğim. Çok net bir cevap vereceğim. Provokasyonları durdurun, diyalog başlayacak, dedi. İki ülke arasındaki gerginlik, bir Türk keşif gemisinin büyük bir enerji kaynağı olan Akdeniz'in tartışmalı sularına girip araştırmalarda bulunmasının ardından tırmandı. Suriye'nin kuzeyindeki Hasakaya eyaletindeki durum son günlerde kesin bir şekilde kötüleşti. Türk yanlısı gerici militanlar yine sivillere karşı suç işlemekle suçlanıyor. Sana News'e göre gerici Sultan Murat Tümeni üyeleri Rasul Ayn'ın batısındaki Lutki köyündeki köylülerle çatıştı, birçoğunu tutukladı ve onlara ait insani yardıma da el koydu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri askeri teçhizatını Hasaka bölgesine taşımaya devam ediyor. 52 Amerikan kamyonunun Al-Walid sınır kontrol noktasına girerek Suriye'deki ABD askeri üslerine yöneldiği bildirildi. Sana News'ün aktardığına göre öğleden sonra Türk askeri kolunun Hasaka bölgesine girdiği öğrenildi. Sana Haber, ekipman ve lojistik destekli araç konvoyunun Bab al-Hayr ve At Daudiya köylerine yöneldiğini bildirdi. Türkiye'nin Al-Darbasya ve Abu Rasin kentlerine saldırmaya hazırlandığına dair henüz doğrulanmamış haberler mevcut. Kültür ve sanata önemli katkılar sağlayan Doğuş grubunun, fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler ile işbirliği sonucu hayata geçirdiği Ara Güler Müzesi'nin yeni sergisi, aynı rüyanın içinde Eylül ayı itibariyle sanatseverlerle buluşacak.
buluşuyor. 28 Şubat 2021'e kadar ziyaret edilebilecek yeni sergide bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar'ın metinleriyle bir tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler'in fotoğrafları buluşuyor. Sanat tutkunları yeni sergi ve kitapla birlikte gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği bir İstanbul hikayesine şahitlik edecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hadikoy adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.